Evet, bugün yine Koç Arslan Honda'ya geldik. 164 bin bakımımızı yapacağız. 10 bin bakımı. 164 bin de şu an aracımız. Evet, aracımız şimdi lift alınıyor. Evet, bugünkü bakımımızı Orhan Ustam yapacak. Bu sefer motor yağımızı kış olduğu için 5.30 koymayı planlıyoruz. Neden 5.30 koyacağız Orhan Ustam? Kış şartlarına göre daha ince olduğu için 10-40 biraz daha kalın geleceği için bu sefer öyle uygun gördük. Kış şartlarından dolayı. Yağın donacağından dolayı. Yazın tekrar 10-40'a mı döneceğiz? Evet, yazın 10-40'a döneceğiz. Arabamız DPG'li olduğu için yazın kullandığımız zaman eksiltme yapma ihtimali yüksek çünkü. Kış olduğu için 5.30 kurtaracak. Zaten aralığı da 10-40 ile 5.30 aralığı verir. Arabanın kilometresine göre, işte arabada gaz olma durumuna göre tabii ki bu olayı inisiyatif kullanarak 10-45-30 aralığında duruma göre kullanıyoruz. Evet, genelde kışın nelere dikkat ediyoruz şimdi? Kışın en önemli şeyimiz aracın antifrizi. Antifrizi kesinlikle derecesini mutlaka ölçtürmeniz lazım. Artı en önemli şeyimiz lastiklerimiz. Lastiklerimiz mutlaka dişli olacak. Yine yağ bakımımızı, bütün yağları, suları, her şeyimizi detaylı bir şekilde kontrol edeceğiz. Evet, ilk antifrize mi bakalım şimdi? En önemli şeyimiz antifriz. Şimdi onu mu ölçüyoruz? Evet, şimdi onu ölçeceğiz. Evet, şimdi pompayla içindeki sudan numune alıyor ilk önce. Şimdi bunu nasıl anlıyoruz? Bakalım, şöyle yakınlaşalım biraz. Burada derecesi var. Makine 40 derece gösteriyor. Sizin de aracınızda 40 derece var. Bakın şurada pimi var. Evet. Pim 40 derece, yani 45 derece olsa herhalde 45 derece olarak kalkacak. Şu anda makine en sona vurdu. Eksi 40 derece antifrizimiz var. Eksi 40'a kadar dayanır. Evet. Eksi 40 ve fazlası var şu anda. Peki. Antifrizimiz normalmiş. Halometresini çıkarttık. Şimdi bir arabanın ön takımını kontrol edelim. Motor kayışına bakalım. Motor kayışımız gayet güzel. Dişleri, kulaklarımıza şöyle bir göz gezdirelim. Evet, motor kulakları mı? Motor kulaklarına bakıyoruz. Şunu zaten bir değiştirmiştik. Aynen öyle. Sağlam herhalde. Sağlam mı? Evet, sağlam. Sağlam. Bazen ilk çalıştırdığımda vibrasyon oluyor araçta. Ama evet. Normal mi bilmiyorum. Havalar soğuyunca kauçuklar soğuk havada sertleşiyor. Yaz ve kış şartlarına göre arabanın vibrasyonu birazcık değişiklik gösterebiliyor. Ha, ondan. Tabii. Kauçuklar sertleşiyor soğuk havada. Evet, şimdi lastikleri kontrol ediyor balatalarımızı. Evet. Fakat o lastikten, yani o balatadan ses geliyor yarım bastığımızda. Balatamız azalmış, hatta bitik. O yüzden frenleri açacağız, göreceğiz. Şimdi boşluklarına bakalım. Balatalarımız bayağı bir düşmüş. Herhalde yaklaşık 2 yıl önce diskleri de değiştirmiştik. Balatayı da o zaman değiştirmiştik. Şurada çok küçük bir boşluk var. Bu da amortisör küle takılıyor. Yazların en büyük hastalığıdır. Bazen muayene istasyonlarında şu boşluğu görünce geçirmeyebiliyorlar. Bu yıl yaptırdık ama herhangi bir sorun yoktu tabii. Yani zaten daha ufak bir boşluk. Bazen muayene istasyonlarında bunu ele gelen bir boşluk olduğu zaman rotil diyorlar, rot başı diyorlar. Halbuki amortisör küle takozu genelde jazların en büyük klasik sorunu. Arka bilgilerimizi. Yine bu da jazlarda. Arka suspansiyon zayıf olduğu için direkt Porya bilyeleri mi? Evet, Porya bilyelerine direktmen darbe aldığı için. Evet. Suspansiyon jazlarda çok güçlü olmadığı için tam sık sık arka bilye bozabiliyor. İndirmeye gerek yok. Değirmen gibi. Tempoyu indirme. Alıyor musunuz yüksek süratle ses? Yine mi? Gitmiş mi? Evet. Elinizi buraya koyarsanız rahatlıkla dinletebilirim. Ha, şimdi geldi uğultu. Zaten uzaktan uğultu geldi. Evet. Neyse, bir müddet daha idare edelim. Evet, alt takıma şimdi bakıyoruz. Allah Allah.
Orası nereye? Nereye? Orası da rotil. Rotilleri kontrol ediyor. Alt rotillerin boşlukları var mı yok mu? Bunları her bakımda kontrol etmek lazım. Kullanıcılar sese ufak ufak çıktığı için alışabiliyor. Sesi normal olarak görebiliyor. Ama ön takım işi hayati. Bir rotil, rot başı bir şey çıktı mı Allah göstermesin hayati tehlike. O yüzden usta girecek altını mutlaka her bakımda A'dan Z'ye kontrol edecek. Zaten bakımın kaidesi de kontroldür yani adı üzerinde. Evet, periyodik bakım. Tabii ki. Kullanırken dediğiniz gibi bazen sistem körlüğü olabiliyor. Tabii. O sese alışıyorsunuz. Alışıyorsunuz sese. Kulaklarımız, her şeyimiz gayet güzel. Altı gayet güzel. Arabanın altı maşallah pırıl pırıl. Egzozumuz da herhangi bir yere sürtmemiş, kasıntı yok. Gayet güzel. Evet, yine de bir yağ kontrolü yapıyoruz. Eksiltme var mı diye. Ya hiç eksiltmemiş. Hiç eksiltmemiş. Sadece ufak bir terleme var orada. Anladım. Yine de emin olalım dedik. Hani eksiltme var mı diye. 10 bin kilometre boyunca 1 gram bile yağ eklenmedi aracı. İki ön lastiğini sök. Evet, balataları değiştirdim. Evet, şimdi Orhun Usta'm balatayı sökecek. Ona da bir bakalım ne kadar eksilmiş. Sizlere de göstermek istiyorum. Balata ne kadar kalmış? Demire gelmiş, dayanmış artık. Bakın şu alan evet. Balata bölümü. Normalde böyle etlidir, kalınlık budur. İkazsacı da zaten buradadır. İkazsacı yani iki haftaya zaten ikazsacına gelip de dayanacak cızırtı. Ötmeye başlardı. Başlayacak. Bunun şu anda ötme nedeni balata dibine yaklaştığı zaman sertleşmeye başlar. Artık ısıyı göre göre zamanla balata da demir gibi olur. Zaten demir alışımlıdır balata. Artık son demlerinde tamamen sertleşiyor ve ötme yapmaya başlıyor. Ufak tefek yani. Diskimiz nasıl? Ya diskimizde ufak tefek çizikler var ama balata bunu tolere edecek. Anladım. Ha, fazla da olmadı. İki ya yılı biraz geçmiş olabilir. Evet. Ufak tefek çizikler var diskin yüzeyinde. Hı-hı. Ama sorun olmayacak. Bir dahaki balata bittikten sonra artık diskle beraber değişecek. Evet, diğer balataya da bir bakalım. O ne durumda? Eşit. Ha, yine aynı şekilde mı? Bitmiş. Bu da zaten eşit bitmesi güzel. Herhangi bir anormallik frende, sıkma vesaire, pimlerde, fren merkezinde anormal bir durum olmadığını gösteriyor. Evet, şimdi yağını boşaltacak Orhun Usta'm. Evet, kapağı söküyor. Bu yağın akması filtreyi sökerken çok önemli. Yağ filtresinin düzenli çalıştığını anlayabiliyorsunuz. Yağ filtresinin görevi sadece yağı süzmek değil, aynı zamanda istop ettiğiniz an yataklardaki bütün yağı hapsetmesi. Yani ilk marşa bastığınız anda yatakların yağlı kalmasını sağlar. Buradan da yağ filtresini gevşettiğiniz an akan yağdan hemen anlarsınız. Diğer türlü istop ettiğinizde eğer yağ filtresi çalışmazsa bütün yağ kartere süzülüyor. Yatakların içinde yağ kalmaz. İlk bastığınız an yağsız çalışır araba. Birkaç saniye. Evet, demek ki yağ boşaltırken de bize bazı şeyler tabii, söylüyor. Tabii size söylüyor. Aynen öyle. Evet, Ferhat Usta'mı şimdi bakım için malzemeleri seçmeye geldik. Balata seçeceğiz önce herhalde değil mi? Evet. Ne seçeceğiz? Ne marka takalım? High-tech kullanacağız. High-tech kullanacağız. En iyi problemsiz blueprint olarak kullanıyoruz ama senin araçta biraz erken bitmiş. Evet. Şimdi onun bir tık biraz daha serti olan bu balatayı kullanacağız. Bunlar da bütün testlere onaylanmış. Yani blueprint tarzında bütün fren testleri yapılıp onaylanmış bir balata. Polen filtremiz de Wunder. Zaten bizim sürekli olarak her videoda dile getirdiğimiz polen filtremiz. Bunlarda da bir problem sıkıntı. Karbonlu galiba değil mi? Bu karbonlar şu an ham maddeden dolayı üretilmiyor. Hemen hemen bir 6 aydır gelmiyor.
Ha, normal. Normal polen filtresi kullanacağız buna. Anladım. Hava filtremiz de gayet kaliteli. Kağıtları genelde yağlıdır. Bize bir sıkıntı, bir şey yaratmaz. Gelen her tozu rahat yakalayan bir hava filtresidir. Bir de yağımız mı kaldı? Evet, yağımızı bu sefer 5.30 olarak kullanacağız. Kıştan dolayı hep 10.40 kullandık ama bir denemelik de olsa bir kullanacağız. Muhtemelen bir ay içinde sonucunu sizden öğreneceğiz. Siz kullanacağınız için. Çünkü viskositesi biraz ince normalde. 10.40'a göre daha ince olmasına rağmen. Kışın herhalde 10.40'ın ayarına gelecek gibi. Gelecektir ama işte bizim cazlarda etek vurma sesi genelde 100.000'i geçtikten sonra duyulduğu için 10.40'da çok belirgin olmasa da 5.30'larda biraz daha belirgin olabiliyor. Şimdi senin aracında deneyerek göreceğiz. Ha, bakalım ses gelecek mi gelmeyecek mi ama motor rahatlatan bir yer. Tabii kesinlikle rahatlar çünkü... Evet, şimdi yağ filtremizi takıyoruz. Evet, yağ filtremizin contasını güzelce yağladık. Bunu yağlamamız çok önemli. Hem sıktığımız zaman kaydırması lazım ki contayı yırtmasın. Hem de eğer bunu yağlamazsak contayı, bunu bizden sonra söken kişi de bu conta karşıya yapışır. Usta da fark etmez. Yeni yağ filtresini de üstüne sıkar. Gider araba yolda yağ filtresi patlatır. O yüzden çok önemli. Bunu yağlayacağız ki yağ filtresiyle beraber sökülen söktüğünde de geri gelsin. İçine yağ koyuyor muyuz? Hayır. Onun contasını yağlıyoruz. Tamam. Yani yağdanlıkla içini yüzeyine sıkıyoruz. Evet, onu taktık. Marşa bastığımızda yağ filtresinin tamamen dolması hepsi zaten bir saniye. Evet, şimdi tapasını da takıyor. Şu anda tapa pulumuz gayet güzel. Ona da baktık. Şimdi yeni balatayı taktık. Fren merkezimizi çektiriyoruz. Ha, önce çektirmemiz gerekiyor. Tabii. Balata şimdi bitikti. Şimdi kalın balatayı takacağımız için pistonu geri ittirmemiz lazım. Balata bittikçe piston geri çıkar. Onda bir yerde çatlak var mı? Evet, şimdi diğer tekerin frenini, pistonunu geri çektiriyoruz, fren pistonunu. Abi, pistonu çektirirken önemli olan şu, sıkma var mı yok mu? Onu da usta hissedecek. Yani zorla bunu ittirmeyecek, bu sefer gider fren sıkma yapar. Balatanın kalınlığı deminki ne kadar bitikti? Evet. Kastacına ne kadar uzak? Evet, bayağı bir kalın diyene göre. Kimlerin de böyle çalıştığına mutlaka bakmak lazım. Dediğim gibi fren pistonu sıkma yapar, pim sıkma yapar, hareket etmez. Bu sefer taktığınız balata ölür. Fren sıkma yapar. Yani bunları takarken bunlar çok mühim. Sadece balatayı alıp da oraya kalın balatayı koymak çözüm değil yani. Önemli olan gördüğünüz problemde varsa bunun montajında her şey meydana çıkar yani. Bizde herhangi bir problem yok. Her şey yolunda. Kivatamıza sıktık. Diğer tarafı takalım. Güvenlik aracınızın en önemli şeyi. En önemli bu şey. Da balata ve lastikle başlıyor. Kesinlikle balata ve lastik. Evet, bijonlarımızı da takacağız. Evet, 5.30 yağımız da geldi. Magnetek kastrol. 5.30 kullanacağız bakalım. Neler değişecek? Performansımız artacak mı? Yakıt azalacak mı? Ses artacak mı motorumuzdaki? Hepsini sizinle daha sonra paylaşacağım.
Evet, hava filtresini taktık. Şimdi de motor yağımızı koyacağız herhalde. Nerede bizim 5.30'umuz? Evet, 4 litreyi boşalttık komple. Normal 4 litre mi alıyor? Evet, yağımızı koyduk. Evet, şimdi polen filtremizi takacağız. Polen filtremiz torpido gözündeki kapağı çıkartarak ulaşabiliyoruz. Kolay bir şekilde çıkıyor zaten. Çekmecesinden polen filtresini çıkartıp yenisini taktık. Tekrar çekmeceyi de yerine yerleştiriyoruz. Daha sonra torpidonun kapağını da takıyoruz. Bu kadar basit. Evet, aracımızı çalıştırdık. Şimdi sinyallerine bakacağız. Park, uzun kısa dörtlü. Aynı sinyallerimizde yanıyor. Evet, tenere, parkları aç. Frene bas. Evet, dörtlü, geri vites, arka sis. Arka sis yandı. Sis tek tarafta yanar. Evet. Bir de arka sileceği tutmuştum. Evet, o da tamam. Evet, gelelim şimdi ne kadar tuttu. Koç Arslan Honda'da bakım fiyatlarını da sizlere göstermek istiyorum. 13 Ocak 2023 itibariyle, evet. Şimdi motor yağımız Castrol Magnetek 530. Evet. İnce yağ kullanmış olduk bu sefer. Bunu deneme amaçlı yaptık. Evet, 650 lira o. 650 lira Castrol 530 olduğu için birazcık pahalıdır. Yağ fiyatları da malum çok arttı. Evet. Yine orijinal yağ filtremizi kullandık, 180 lira. Hava filtresini kullandık, yine 190 lira. Polen filtresi 180 lira. Ön fren balatası yine kaliteli bir marka, evet, kullandık. Kullandık. 450 lira. Bir de ön cam sileceklerimizi değiştirdik. 160 Valeo, lira. Valeo taktık. Evet. Ölçüleri neydi onun? Bilmeyenler için de söyleyeyim. 55-38. 55-38. Evet, evet. Evet, işçilikte 350 lira aldık. 2160 lira evet, bakım fiyatlarımız evet, oldu. Peki, teşekkür ederiz. Eline sağlık Orhan Usta. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.